Efendim, hazır sizi burada böyle evimizde ağırlıyorken, hep beraberken. Ben derim ki efendim, yani şu düğün hazırlıklarını bir konuşsak. Ne dersiniz ha? Tabii bu sizin uygun görmeniz halinde söz konusu olacak bir şeydir. Biz gençlerden biraz müsaade istesek, büyükler olarak aramızda bir konuşsak nasıl olur diyorum. Tabii, tabii efendim. Hay hay. Şu yan tarafa geçelim isterseniz. Buyurun. Gözüm üzerinde. Yüz verme, sakın mesafeni koydum. Nalan. Ay kızım, bayıldım, yüzeye bakabilir miyim? Tek kelimeyle muhteşem. Ay çok zarif değil mi? Çok güzel bir seçim olmuş. Teşekkür ederim. Nalan'cığım, sarma ister misin? Yok, çok sağ ol. Bunlar yetti. Bugün zaten çok iştahım yok. Ay, senin de disiplinine hayranım gerçekten. Ne yapıyorsun formunu korumak için? Spor yapıyor musun? Dikkat ediyorsun herhalde, değil mi? Yok, çok dikkat etmiyorum aslında. Ama ne bileyim, herhalde çocukluktan kalan alışkanlıkları devam ettiriyorum. Öyle çok ambalajlı şeyler tüketmiyorum. Pardon, ne demek o? Yani tam anlamadım, ambalaj derken. Hani böyle abur cubur falan mı demek istiyorsun? Yani paketlenmiş her türlü ürün gibi düşünebiliriz aslında. İşte cips, çikolata, gazlı içecekler, hiçbiri yok. Ay yok artık. Nasıl bir şey o ya? Pardon. Gerçi Sedat da sevmez öyle çikolata falan da. Ama sen abur cubura bayılırsın. Değil mi Sedat? Yani. Severim evet. Yani abur cuburu herkes sever. Değil mi? Anormal bir şey değil yani. Ya Nalan'cığım, zaten annenden belli. Yani bir insan yoksa bu yaşta bu kadar fit, bu kadar hoş nasıl olur, değil mi? Zor yani. Annem dikkat eder. Yani hem sağlığa hem beslenmeye. Hatta bir lafı vardır. Eğer bir insan çok yemek yiyorsa karnı değil ruhu açtır. Süper laf. Kesinlikle katılıyorum. Nalan, yalnız bu arada annene hayran kaldım. Daha şimdiden Rafet amcayı dize getirmeyi başarmış vallahi. Ay ilk defa onu böyle görüyorum. E ne demişler? Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Ay Canan, yani yine yalan boş mı? Boş konuşuyorsun canım. Bu çocukken de böyleydi, böyle bayılıyor atıp tutmaya. Böyle fıldır fıldır gözleriyle, değil mi? Rafet amcaya baksana. Gözünün içine bakıyor dünürlerinin. Ne güzel işte, ne var bunda? Aman bunun da babacığına kimse bir laf etmesin. Koroğlu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne hoş geldin Nalan. Beyler hadi biz şöyle şuraya geçelim. Hanımları burada bırakalım, istedikleri gibi konuşsunlar ha. Döndü, sen de bize çay ver. Üç tane hadi. Yaşa Belevent. Her zaman en ince sen düşünürsün vallahi. Canım benim. Ne demek, afiyet olsun. Hadi beyler.